Demetciğim, sen biz orada fıkır derken sen nasıldın? Ben de. Sen de bir ritim uydurdun. Hoş geldin Demet. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler? Bizler deyiz. Çok sağ olasın. Neler yapacaksın bugün? Bugün pideli köfte yapacağız. Yoğurtlu sebze salatası yapacağız. Bir de muhallebili dondurma yapacağız. Kendimiz yapacağız. Ay, bunu ne güzel hazırlamışsın. Evet. Göstermek öyle bir, istiyorum. Nereye koyalım dedik. Kağıt bardakları. Bakın. Evet, yaptık. Folyoyla takıldık. Akıldan üstün diyor. Bizim hanımlar hemen yaratıcı olurlar. Külahları da üzerine kondurmuş. Diye. Çocukların doğum günlerinde falan çok hoş. Böyle yesinler. Güzelsin. Akıta evet. Akıta. Evet. Süpersin. Önce hangisini yapacağız peki? Pideli köfteyle başlayalım. Neler kullanacaksın? Kıymamız var 500 gram. Bir tane soğan var rendelenmiş. Bir su bardağı galeta unumuz var. Bir tane yumurta, kekik, pul biber, 2-3 diş rendelenmiş sarımsağımız var. Tuz. Bunlarla güzel bir kıyma yapacağız. Yani köfte yapacağız. Sonra kızartacağız. Pidelerle kızartacağız pideleri. Köfteleri de üstüne koyacağız. Bu biraz daha Manisa kebabına da biraz benzeyecek aslında mi? Aslında Bursa'da var. Evet. Ben bayat ekmekleri değerlendirirken. Pideli köfte gibi. Yani evet, pideli köfte. Evet, harika. O zaman yapalım şimdi hayatım. Köftesini nasıl hazırlayacaksın? Kıymamızı koyacağız. Yarım kilo kuzu kıymamızı mı, dana mı? Dana. Dana kullandık. Karışık da kullanabilir seyircilerimiz. Canımsın. Malzemelerimizi hemen. Bir yumurtanın bütünü. Aynen öyle. Galeta unu. Yoksa eğer ekmek içi. Tabii tabii. Karışık. Ben şöyle yaklaştırayım evet. Sana. Sarımsak içine. Evet. Yakışır ev köftesi. Lahmacunlar için de teşekkür ediyoruz. Afiyet eşine olsun. De teşekkür ediyoruz, sana da. Afiyet olsun. Kutu kutu lahmacun geldi bugün. Çok evet. Lezzetli hayatım. Bir tanesini hemen böyle ve yutuverdim. Evet. Ellerinize sağlık, çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Düşünceliğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bunu yoğuracağız. Hı. Minik minik küçük küçük yapacağım ben. Hı. Altına pideleri koyacağız. Hoş güzel bir görüntü olacak. Köfteleri hem de bayat ekmekleri de evet, bayat ekmekleri de evde değerlendirmemiz için. Gayet güzel. Yani İskender usulü. Hı hı. Yani. Bursa evet. Kebabı. Evet. Aynen. Evet. Önemli olan köfteyi çok iyi yoğurmak. Atalım. Aceleye getirmemek. Aynen öyle. Yağını da koydun tavaya. Yağım tavada. Bu salçayı? Onu da sos için kullanacağız. Hı hı. Pidelerin üzerine. Salçalı sos. Sadece domates salçasını sulandırdın mı? Domatesi rendeledim. Hı. Yani püre. Yazdan hı. Da hazırlarız ya. Kavanozlarda ufak ufak benim oluyor aynen mesela. Aynen öyle. Bir şey olduğumuz için anneciğim ufak ufak yaptı. Böyle tam porsiyonluk pilava, bulgur pilavına, çorbaya. Evet. Şöyle güzelce. Sen onu yoğuracaksın, şeklini vereceksin. Evet, ben küçük tavada kızartacağım. Şöyle küçük küçük yapacağız. Köftelerimizi kızgın yağda güzel. Güzelce soğanlı, sarımsaklı, baharatlı, yumurtalı hazırlamış olduğumuz galeta unuyla yoğurmuş olduğumuz güzel köftemiz. Evet. Fırına ne attın hayatım? Fırına pidelerimizi, bayat ekmeklerimiz kalabilir evde. Onları değerlendiririz işte bu şekilde. Onları küçük küçük doğradık. Yanına biber, domates attık. Fırında birazcık kızartacağız onu. Yağ gezdirdin mi? Yok, hayır. Hiç yağ kızarmasını koymadım. İstiyorum çünkü kıtır kıtır olmasını istiyorum. O yüzden gezdirmedik. Yağlı kağıt serdin tepsiye. Evet, ekmekleri evet. Kare kare kestin. Aynen biberler, öyle. Domatesler fırına evet. Gönderdin. Evet. Şimdi de domates sosunu hazırlayacağız. Nasıl yapacaksın onu? Baharatlı onu da, bildiğimiz gibi. Evet evet, biraz yağ. Bu senin zaten bizim buradaki yazdan hazırlamış olduğumuz domates. Rengi de nasılmış yalnız? Kıpkırmızı salçalı sos gibi duruyor. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Şimdi ben seyretsem sizin yerinizde, ay Ezgi'cim o salça sosuna benziyor derim mesela. Evet, kesinlikle çok güzel. Tereyağıyla. Evet, tereyağını eriteceğiz. Sosumuzu koyacağız. Bir su bardağı da su ilave edeceğiz. Biraz da kekik atacağız içine. Süpersin. Sen o zaman yapmayı devam et. Olur mu hayatım? Tamam. Burada pideli köftemiz var. Evet. Kızarttığımız köfteler ve fırına vermiş olduğumuz pideler. Altında pidelerimizi görüyoruz. Sonra domates sos hazırlamıştık. Onu da üzerine gezdirdik. Biber ve domateslerle de süsledik. Evet. Ağzımıza layık. Aynen öyle. Değil mi? Aynen ellerine öyle. Sağlık. Çok teşekkür afiyet ediyorum. Afiyet şekerim olsun.